Mülteci krizi tırmanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Akdeniz'de ısınıyor. Bu ikinci ısınma mülteci hareketliliği anlamına da geliyor. Mayıs ayı ile birlikte daha fazla mülteci Akdeniz ve Ege'yi geçme cesaretini buluyor. Geçen iki yılın istatistikleri Akdeniz ve Ege'deki ölümlerin de Haziran'dan başlayarak Ekim ayına kadar yükseldiğini sonra yeniden düşmeye başladığını gösteriyor. Bu yıl farklı bir şey olmayacak gibi. Mayıs'ın ikinci yarısında Afrika'dan İtalya'ya geçmeye çalışan teknelerin alabora olması sonucu yüksek sayılı ölüm haberleri gelmeye başladı. Alınan bütün tedbirlere rağmen 2016'nın ilk 5 ayında denizde ölen veya kaybolan mülteci sayısı geçen yılın toplam rakamının yarısına yaklaşmış durumda. Oysa bu sene Akdeniz'i geçmeye çalışan mülteci sayısı geçen yıla göre azalmış görünüyordu. Söz gelimi, geçen yıl Mayıs ayında 40 bine yakın mülteci Akdeniz'den Ege dahil Avrupa kıtasına ulaşırken bu sene bu rakam 20 bini ancak son hafta gelen yüklü sayıda göçmenle birlikte aştı. Bu durumda ölü ve kayıp oranının geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son bir haftanın rakamları Akdeniz'de hareketliliğin henüz yeni başladığını gösteriyor. İtalyan Deniz Kuvvetleri'nin geçen hafta kaydını yaptığı mülteci sayısı 13 bini aşmış mesela. Yine geçen hafta sakin sularda alabora olan bir mülteci teknesinin görüntüleri ölümlerin illa da kötü hava şartlarından kaynaklanmadığını da gözler önüne serdi. 500'ü aşkın insan taşıyan tekne, mültecilerin panikleyerek teknenin bir tarafına yüklenmeleri sonucu alabora oldu ve sadece bu olayda 5 kişi can verdi. Türkiye'de mülteci meselesi çok para harcadık, Avrupa üzerine düşeni yapmadı, sığlığında ele alınıyor. Dahası ilticanın tek kaynağı Suriye imiş gibi bir okuma var. Hükümet yanlısı düşünce kuruluşlarının raporlarında imkan vuku gibi gösteriliyor. Evet, devletimiz, milletimize yakışan âli cenaplığı göstererek devlet okullarının tamamını Suriyeli çocuklara açmıştır ama yasal durum fiili duruma dönüşmüyor. Yüz binlerce Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Somalili mülteci çocuk var ülkemizde. Hiçbir şekilde eğitim alamayan. Evet, devletimiz mültecilere kendi vatandaşlarına vermediği ücretsiz tedavi hakkını vermiştir. Ama Kaç Suriyeli hastaneye gittiğinde konuşabileceği, derdini anlatabileceği, Arapça bilen bir hekim veya yardımcı olabilecek bir tercüman bulabiliyor? İç politikada anayasayı fiili duruma uydurmaya çalışanlar, keşke bu konuda olsun, fiili durumu yasalara uydurmak için biraz gayret gösterselerdi. Bizim başımızda dünyanın en büyük mülteci sorunu olabilir. Bu durum, Libya'dan Sicilya'ya geçmeye çalışırken boğulan mültecilere karşı duyarsız kalma hakkı vermez bize. Aksine, sorunun en büyüğüyle uğraşanların bu konudaki mekanizmalarını güçlendirmeleri ve bu mekanizmalarla başka coğrafyalarda çıkan sorunlara müdahil olmaları beklenir. Japon deprem kurtarma ekiplerinin dünyanın her yerindeki depremlere ilk müdahil olanlardan biri olması gibi. Söz gelimi 5 yıldır Türkiye'mizde yaşayan Suriyeli, Afganistanlı, Iraklı ve Nijeryalı mültecilerden yüzme bilen bünyeleri güçlü deprem kurtarma gönüllüsü olarak yetiştiremez miydik? Bunlara acil vatandaşlık verip devlet memuru haline getirip gri pasaportla Yunanistan'a, İtalya'ya, İspanya'ya ilk kabul gönülleri olarak yerleştiremez miydik? Bizim derdimiz başımızdan aşkın diyenler şunu görmüyorlar. Böyle bir küresel vizyonu olmayanlar yerel çözümler de üretemezler. Küba'dan Amerika'ya geçmeye çalışan bir mülteci botundan düşüp boğulan kadını dert edinmeyenlerin, Ege sahillerinde bizi kaybettiğimiz insanlığımıza çağıran Aylan Kürdi'nin cesedi için döktükleri gözyaşı da inandırıcı değildir, diyor Yeni Hayat gazetesindeki yazısında Kerim Balcı.